Merhaba, son dersimizde sinüsü yeniden tanımladık. Kosinüsü ve tanjantı ile beraber bu fonksiyonları daha geniş şekilde tanımladık. Şimdi birim çembere bakalım. Kullandığımız açı x ekseni ve bir yarıçap arasında bulunuyor. Birim çemberde kullandığımız yarıçap budur. Bu yarıçapın birim çemberle kesiştiği noktanın koordinatları x virgül y'dir. Trigonometri fonksiyonları ile ilgili yeni tanımımıza göre sinüs teta, y koordinatına eşittir. Yani bu noktanın birim çemberle kesiştiği yerin y koordinatıdır. Bu çemberin birim çember olduğunu hatırlayalım. Seçtiğiniz çemberin yarıçapı 1 birimdir. Teta'nın kosinüsü bu noktanın x koordinatıdır. X koordinatı budur. Teta'nın tanjantı karşı bölü komşuya eşittir veya y bölü x'e eşittir. İlginç çünkü demek ki tanjant teta aynı zamanda sinüs bölü kosinüsü eşit. Evet, şimdi hemen onu göstereyim. Evet, şimdiki dersimizin konusu değildi ama düşünmemiz gereken bir konu, önemli bir konu. Şimdi bu tanımları kullanarak bu fonksiyonlara daha yakından bakalım. Sinüs fonksiyonundan başlayalım. Grafiğini çizelim, grafiğini çizelim. Her yeni grafik için kullandığımız aynı yönteme göre küçük bir koordinat çizelgesi, küçük bir koordinat tablosu oluşturalım. Teta'nın alabildiği değerleri yazıyoruz ve sonra o değerlerin sinüslerini buluyoruz. Teta 0 radyana eşitse sinüs teta kaçtır? Teta 0 radyana eşitse açıyı oluşturan her iki ışın aynıdır. Bu yarıçapın birim çemberle kesiştiği noktanın koordinatları 1,0'dır. Birim çemberi kestiği noktanın koordinatları 1,0 ise ve teta'nın sinüsü sadece noktanın y koordinatına eşitse, teta'nın sinüsü 0'dır. Tanımımıza göre teta pi bölü 2'ye eşit olursa sinüs teta kaçtır? Şimdi kullanacağımız yarıçap şu ve birim çemberi 0,1 noktasında kesiyoruz. 0,1 noktasının y koordinatı kaçtır? 1'dir. Teta pi radyana eşitse ne olur? Pi radyan birim çemberi şu noktada kesiyor. Pi radyanın yeri burası. Bu açının ölçüsü pi radyandır. Birim çemberi -1,0 noktasında kesiyoruz. Hatırlayalım tekrar, kullandığımız çember birim çemberdir. -1,0 noktasında y koordinatı kaçtır? 0'dır. Buna göre pi'nin sinüsü 0'dır. Çemberin çevresinden devam edelim. Şu açıya geldiğimiz zaman teta 3 pi bölü 4'e eşittir. Düzeltiyorum. 3 pi bölü 2'ye eşittir. Çünkü pi budur ve burası yarım pi daha fazladır. Bu açı 3 pi bölü 2'dir. Teta 3 pi bölü 2'ye eşitse teta'nın sinüsü kaçtır? Birim çemberi şu noktada 0'a -1 noktasında kesiyoruz. Demek ki sinüs teta eşittir -1. Şimdi çemberin son noktasına gidelim. 2 pi radyana gidersek başladığımız yere dönmüş oluruz. Ona göre teta'nın sinüsü, yani sinüs 2 pi eşittir 0. Şimdi bu noktaların grafiğini çizelim, sonra aralarındaki noktaların görüntüsünü düşünürüz ve sinüs fonksiyonunun grafiğini size gösteririm. X eksenini çizelim, x eksenini çiziyoruz. Kullanacağımız x ekseni bu. Şimdi bir de y eksenimiz var, onu da çizdik. Evet, pek güzel çizemedim ama neyse. Y budur, x de burası. Tamam. Ama bu grafik için x ekseni demek yerine teta ekseni diyelim. Çünkü fonksiyonun bağımsız değişkeni teta'dır. Teta ekseni burası. Şimdi sinüs teta'nın grafiğini çizelim. Teta 0'a eşitse, sinüs teta'nın 0'a eşit olduğunu söylemiştik. Şu nokta 0,0'dır. Teta pi bölü 2'ye eşitse, sinüs teta 1'dir. Demek ki bu nokta pi bölü 2,1'dir. Peki şu nokta 1'dir. Teta pi'ye eşitse, sinüs teta 0'dır. Ve bu nokta pi,0'dır. Peki, teta 3 bölü 2'ye eşitse, sinüs teta kaçtır? -1'e eşittir. İlginç. Ondan sonra teta eşittir 2 pi'ye geldiğimiz zaman, sinüs teta yine tekrar 0'a eşitti. Demek ki bu noktalar sinüs teta'nın grafiğinde bulunuyor. Aralarındaki noktaları bulmaya çalışırsak, bunu denemek ilginç olur. Noktaların birkaçı 30-60 üçgenleri veya Pisagor teoremini kullanarak bulunabilir. Evet, sonuçtaki eğri şöyle olur. Evet, grafik şöyle olur. Sinüs fonksiyonunun grafiği böyledir. Bu grafiği daha önce görmüştünüz galiba. Bu fonksiyonun grafiğinin ismi bir sinüs dalgasıdır. Zaman zaman artıyor ve azalıyor, artıyor, azalıyor. Teta'ya sıfırdan küçük değerlerde verirsek, bu sinüs dalgası aynı şekilde negatif teta ekseninde devam eder. Her iki yönde sonsuz bir grafiktir. Devamlı 1 ve eksi 1 arasında geziniyor. Aralarında bulunan noktalardan geçerek devir yapıyor. Sinüs fonksiyonunun grafiği budur. Bir sonraki derste kosinüs fonksiyonunun grafiğini göstereceğim. O zaman bu grafikler nasıl kullanılabilir ve dünyada aynı şekilde hareket eden birçok şey nasıl böylece tarif edilebilir ve frekans ve dalga genişliği ile bağlantısının ne olduğunu anlatacağım. Bir sonraki derste görüşürüz. Bence sadece keyif içinde olsa kosinüs veya tanjant fonksiyonlarının grafiklerini çizmeyi şimdiden deneyin. İyi eğlenceler.